Ne kadar Sayın Başkan seçim sürecinde bir şey yapılmadı diyorsa da ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü daha önceki süreçleri çok iyi biliyorum. Onun için bir tabii ki vakti olacaktır. Neler yapmışız onları inceleyecektir. Onun üzerine de daha iyi, daha güzel neler yapılabilir. Çıta ne kadar daha ileri gidebilir. Bunun için çalışacaktır. Ona da eminim. Yalova küçük bir yer. Ben şurada basın mensuplarına yalnızca şunu söylemek istiyorum. Kent konseyi yalnızca gönüllülük esasına göre kurulan, çalışan bir yerdir. Buraya siyaset bulaşmaması lazım. Buraya para bulaşmaması lazım. Ben bakir bir alanda burası. Aynı şekilde devam etmesi noktasında. Seçim sürecinde ben inanın buradaki arkadaşlarım ve genel kurul üyelerim bilir. Ben insanları sık boğaz noktasında, arama noktasında. Çünkü Yalova herkesin kalibresi bellidir. Mustafa Kandemir kimdir, Kenan Engin, Ali Çolakoğlu hepsi bellidir. Ona göre genel kurul üyelerimiz bunları değerlendirecektir. Çalışmaları değerlendirecektir. Ve en sonunda bir karar verecektir. Ben buna baktım. Ben kent konseyini belirli pozisyona hep birlikte, tabii ki burada ben basın önünde özellikle şunu söylemek istiyorum. Meclislerimiz, kadın meclisimiz Fadime Hanım, gençlik meclisimiz Avukat Fatih Ayaz, engelli meclis başkanımız Hüseyin Özdemir arkadaşımız ve bütün çalışma grubunda olan başkanlarımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii bu işin mutfağında gelen bütün öneri ve görüşleri kent konseyinin ruhu itibariyle genel sekreterlik bütün hepsini organize eder, planlar. Onunla genel sekreterim Erkan Çetintaş'a da. Tabii her ne kadar benim yanımda bütün projelerde şey olan buradan Kubilay Özer kardeşime de, Aysun Hanım'a da, Pınar Hanım'a da hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Daha iyi, daha güzel ulaştıracağına eminim. Ben 25-26. sene muhtarım. Ben Yalova'da gene efendim insanlara dokanmaya devam edeceğim efendim. Her zaman gönlüm, kalbim tüm Yalova'ya açık, sizlere açık. Herhangi bununla ilgili yapılabilecek bir şey olduğu vakit de her zaman orada 3 yıl önce şunu demiştim, ben abi olmaya geldim. Yalova'nın abisi olarak, şey olarak ben orada olacağım. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Genel Başkan'a, yürütme kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Güzel Yalova'mıza güzel hizmetler yapmasını canı gönülden diliyorum. Genel kurulda da dinledim, şeyde de dinledim. Bu saygısızlık anlamında değil, sakın yanlış anlama. Ben görevimi ifa etmiş olayım. Ondan sonra da basına o noktasında, şey noktasında her şeyi söyleyebilirsiniz. O yönde şey yok. Ben kimseye eleştirmem zaten. Evet, ya Mustafa, beni biliyorsun. Biz seninle 30 yıllık arkadaşız. Ben şunu söylüyorum. Yalova'nın kaderinde üretmemek var. Yani bunun seninle, benimle alakası yok. Biz de ticaret odasında bizim için de ne iş yapıyorlar diyorlar. İşte Sayın Başkan burada vekil oldu. 3 dönem beraber çalıştık Tahsin abiyle. Kerem'cim sen kısa bir teşekkür konuşması yok. Kapatalım evet. Bunu. Ha. Gerek yok. Yani şimdi ben tabii ki sana seni eleştirmem. Kimse de eleştirmem. Eleştirmek demek genel kurulu eleştirmek demek. Çünkü o bütün şeyi Sayın Vekilim hazırlayan mutfaktaki bütün o 228 tane genel kurul üyesi. Yani bir şey yapılmadı demek mi? Şey oldu biraz böyle, atışma yapar gibi gözüküyor. Yok yani, ben bir şey demiyorum. Biz başkanlarla sen coştun. Sen otur orada gözün. Şöyle yapalım, biz seninle genel testimizi yapalım. Sana bir laf söylenmedi, sen orada otur. Ben kendim hitap edeyim hitabımı o zaman. Önce şu şeyi getirin, testimizi yapalım. Evet, ondan sonraki süreçte. Biz kimseyi eleştireceğim yok, ben kimseyi de eleştirmem. Bir sıkıntı bence yok. Sen de gitme. Ben de bir şeyler söylemiyorum. Öyle mi? Peki o zaman gerek Sayın Vekilim. Ben, benim için değerlisiniz. Evet. O yönde şey olmuş. Tamam. Makamın al bir vekil de gelip geçicidir. Dostluklar bakidir. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Sağ olun. Arkadaşlar, ben tabii ki Mustafa dediği gibi biz 25 yıllık muhtar, Mustafa 25 yıl muhtarlığından beri arkadaşım benim. Şimdi burada bir görev değişimi var. Net. Ben yoruldum diyorum, biraz da ben yapayım dedim. Şimdi benim de çalışan 20-25 tane arkadaşım var benim, benim yanımda hareket eden. Onların da birçoğu buradalar. Bugüne kadar bir tanesi kalksın desin ki şunun için bunu dedi diye Kenan Başkan demedim. Demem de. Ben her zaman felsefem, Tahsin abi de bunu çok iyi bilir.
kimsenin sırtına binerek ya da kimseye bir yere çıkmam. Ben sana diyorum ki ben bunları yapacağım. Halk da bunu takdir etti. Ha yapabilecek miyiz? Bu iki senenin sonucunda çıkacak ortaya. Mustafa Başkan çok güzel şeyler yapmış. Çok iyi şeyler yapmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Yaptığından da eminim. Bugüne kadar bu odaya bir sefer geldim. Doğru mu? Doğrudur. Bu ikinci giriş. Bugüne kadar kimin ne yaptığını sormadım. Ben sadece demek istediğim şu. Ben Kent Konseyi'nde bizim ticaret odası sizinle ne iş yapar diyorlardı. İşte burada Sayın Vekilim Tahsin abi burada. Bir sürü arkadaşlarımız burada. Şimdi ne diyorlardı? Biz ticaret odasında bir şeyler başardık. Yani yöneticilik olmak güzel bir şeydir. İş insanı olmak iyi bir şeydir. Daha özgür davranıyorsunuz arkadaşlar. Daha iyisin. Şimdi senin sorun neden? Abi sen şimdi kaç tane muhtarın başkanısın? Onların hepsinin desteğe ihtiyacı var. Bizde de muhtarlar geliyorlar. Bütün şeyde. Sen şimdi hem muhtarlara bakacaksın, hem kent konseyine bakacaksın. Her yere bakacaksın. Senin görevin çok. Ben seni rahatlattım. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Bakın size de. Devletliler bakın arkadaşlar. Bak en ufacık, özür dilerim Sayın Başkanım. Bakın en ufacık bir gram bile dahil olmak üzere. Böyle başkan öyle bir şey olur mu? Bunlar devir teslim. Benim üzen nokta yani bu efendim kent konseyi ruhuna yakışmayan bazı şeyler o yoksa öbür türlü zerre kadar. Ben her zaman başarılar olur mu öyle şey? Ben gene dokanmaya devam edeceğim. Ben gene Yalova insanının, Türk insanının efendim cumartesi günü de Türkiye 31 bin muhtarı şey yapıp kent konseyi değil de bu sefer Muhtarlar Konfederasyonu'nun genel kurulu var. Oraya gideceğim. Ben hizmet aşığı adam. Benim için şey önemli değil. Burada sağ ol Allah razı olsun. Dediğin gibi eşim rahatladı. Çocuklar rahatladı. Allah razı olsun. Yine Yalova için bir olacağız. Onda değil. Buranın ne olduğunu ben birazcık Sayın Başkan'a söyledim. Yani burası böyle bir alan. Burası bir bahira. Lütfen istirham ediyorum. Buraya başka hiçbir şey girmesin. İnsanlar özgür iradesiyle tüm şeyler gelip burada fikrini söylesin. Güzel Yalova'ya katkı sağlasın. Ben bunu söyledim. Sayın Vekilim. Evet. Sonra iki sene sonra ya da üç ay sonra her verdiğimiz raporda bunlar görünecek. Bizim için sıkıntı bir şey yok. Benim için sıkıntı bir şey yok. Ben istediğim zaman istediğimi yapmayı seven bir adamım. İyi dostlarım var, iyi arkadaşlarım ama istenmediğim ya da yapamadığım bir şeyi de yapmayayım deyip çekip gitmeyi de bilen adamım. Giderim. Bu benim işim değilmiş derim, giderim. O yüzden senin dediğin gibi ben de Yalova sevdalısıyım, biz de Yalova hizmetçiyim. Gene beraberiz. Bu gel bayrak şey için, bu ülke evet. için varız. Teşekkür ederim. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Allah hayırlı etsin. Başarılar diliyorum. Tamam. Bütün arkadaşlara tamam. güzel yolumuza katkı sağlayın. Güzel şeyler yapın. Evet. Kendine yakışanlarını yapmışlar. Bu tür devir teslimlerde evet çek vererek görevi devretmek lazım. Doğru olan bu. Yıllardır hepimiz seçimlere girdik, çıktık. Ama bazen söylemlerde istemeden yanlış hatalı söylemler yapmış olabiliriz. Burada direkt söyleyeceğim. Kenan da, Mustafa Bey de benim yıllardır dostum, arkadaşım. Seçim zamanı Ankara'daydım, gelemedim. Gelmediğim de iyi oldu. İkisi de arkadaşım. Seçime de kimseye arayıp da şuna buna oy verin demedim bir kere. Bunu da bilinmesini isterim. Herkes kendi gücüyle kim kazanacaksa da ondan çalışmaya devam ederiz. Şimdi ben Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı görevini yaparken bir istişare kurulu kurmuştum. Sağ olsun Kent Konseyi'ni temsilen Mustafa Bey her toplantımıza aksatmadan katıldı. Yalova için ne yapılacaksak beraberce birçok şey yaptık. Yani burada hiçbir şey yapmadınız demek doğru değil. Bunu Kenan'a söylüyorum. O seçim heyecanıyla bazen bizler de hata yapıyoruz. Hangi görevde olursanız olun. Gerçekten hepimiz aşağı yukarı aynı jenerasyondayız. Şu saatte her işi bıraksak keyfimize bakarız. Niye bu görevleri sürdürüyoruz? Yalova'ya vefa borcumuz var. 10 tane şey yapamayız ama 3 tane bir şey yaparız. Bunun da önemi var. Onun için bu görevlerde çalışan değil başkanlar, kent konseyinde görev yapan herkesin az da olsa çok da olsa bir emeği var. Hepinize eline koluna sağlık. Şimdi bir bayrak devri olmuş. Kenan Bey de inşallah üstüne bir şeyler koyar. Ve ben eminim ki Kenan Bey'in ve ekibinin yapacağı her şeyde Mustafa Bey de bir adım arkasında olacaktır. Her zaman onun eski tecrübesinden de faydalanacağız. Ben bunu adım gibi biliyorum. Çünkü Yalova'da ticaret odasıyla ben kent konusunda yine aynı görüyorum. Siyasetin olmadığı ve de nereden gelmiş, nereliymiş, oralıymış, buralıymış demeden Yalova'ya hizmet veren arkadaşların toplandığı kurumlar bunlar. Onun için bu kurumlarda siyaset gözetmeksizin herkesin işte neyi eksikse ona projeler yazmak lazım.
Kent konseyinin en önemli görevlerinden biri bu. Buradan fikirler, projeler üretilir. Bunu kim yapacak? Belediye mi, valilik mi veya siyaset kurumu mu? Oralara iletmektir. Bizlere de düşen de kent konseyinden gelen her türlü şeyi şahsıma düşen, Ankara'da ne varsa ben de elimden gelen ne gibi destek varsa yapmaya başlayalım. Önemli olan Yalova'ya bir çivi çakmak. Ben bu anlamda herkesin emeğine tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum. Yıllardır emek verdi. Kenan Bey'i de tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber burayı daha güzel, daha iyi bir adım üstüne taşımak için buradayız. Sağ olun, var olun.